2025 yılı aşk, sevgi ve evlilik yılı olacakmış ha, efendim. Yani benden asla bir evlilik beklenmesin, onu söyleyeyim de. Her canlı bir kere tadacaktır. Bir kere evlenirsin, bir daha asla. Bir kere boşanmak sevgiliden ayrılmaya da biliyorsunuz benzemiyor. Kimse kimseyi o kadar üzmesin, o aileler de üzülmesin. Hani ne yaşıyorsanız yaşayın ama evlilik çok başka bir şey. Annelik. Nasıl? Anneliği şöyle düşünüyorum. Bir yuvadan almayı düşünürüm yani, eğer öyle bir şey olacaksa. Yani kendim değil de zaten evlat çok ihtiyacı. Doğru mu evet, anladım? Evet, evet. Çünkü çok ihtiyacı olan çocuk var. Bundan sonrasında daha da sıkı fıkı hani olmayı ve o çocuklara daha da el uzatmayı çok hayal ediyorum. Ve çok önemli diye düşünüyorum. O kadar bize ihtiyaç duyan çocuk var ki orada şu an yalnız. Hani hiçbir kimse sarılmıyor, kucaklamıyor. O yüzden hani bir tane daha ben yapmak yerine zaten var olan o güzelliklere kucak açmayı tercih ederim. Tamam. Tamam, bendeyiz. Tamam Emre. Tamamdır. Efendim. Siyah güller bunlar galiba. Evet evet. Çok biraz acıklı bir şarkı. Çok güzel bir kıyafetim. Evet. Tasarımcısı kim? Özellikle söylemenizi istiyorum. Ben. Aslında bir marka. O yüzden isterseniz onu söylemeyeyim. Ama çok sevdiğimiz bir marka. Çok teşekkür ediyoruz bize bu akşam böyle destek oldukları için. Müthiş makyöz kuaför arkadaşlarımız. Normalde biliyorsunuz ben at kuyruğu yapar çıkarım sahneye kırmızı rujumla ama bugün Sertap için hepimiz buradayız. Ona olan hayranlığımızı. Bilmeyenler evet. Olabilir. Siz hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? Ben Vurulduk söyleyeceğim. Eyvah. Daha Sertap beni ilk aradığı akşam dedim. Sertap ben Vurulduk söyleyebilir miyim? Yani benim çocukluğuma. Şimdi burada jenerasyonuz biliyorsunuz. Benim üstüm de var. Altım gençler de var. Ben Sertab'ın ilk Sakin Ol albümünde herhalde ilkokul sonu ortaokul yaşlarındaydım ve çok etkilenmiştim. Şimdi biraz böyle biliyorsunuz o da böyle hayvanlar konusunda, kadınlar konusunda hepimiz gibi hassas birisi. Biraz ona da parmak basarak o olaylara ben yine boş geçmeyeceğim yani. Böyle bir çok güzel bir performans olacak. İnşallah çok heyecanlıyım. Bir de 10 kişilik bir koro ekibiyle çıkıyor olacağım. Koro da kimler olacak efendim? Koroda aslında şahane bir koro şefimiz var Başak Hanım. Ve onun oluşturduğu aslında 50 kişilik bir koro bu ama biz bu akşam buraya 10 kişiyi sığdırabileceğimiz için o şekilde sahneye çıkacağız. Hem de bir kadın orkestra koro şefi. O nedenle böyle hani çok çok özendik. Dün artık gece 1'de buradan ayrıldık. Provalarımızı yaptık ettik. Belki sadece 5 dakikalık bir şeye şahit olacaksınız ama yani biz mükemmellikler, çok... mükemmellikleri kovalayacak bence evet, o 5 dakikada. Evet, çok da duygusal bir akşam olacak bence. Yaşarken insanlara kıymet vermek, evet. Sanatçılara kıymet vermek çok önemli diye düşünüyorum. Tam da onu soracaktım. Yani bizim en büyük eksikliklerimizden biriydi sanki bu. Sanki tabii. Bu tip projelerle buraya birazcık böyle pansuman yapmaya başladık gibi ne düşünüyorsunuz? Evet evet ama? Yani zaten müzisyenler olarak biliyorsunuz yani hani ne olursa olsun birçok anlamda zorluklar yaşıyoruz. O nedenle bizden büyüklere bize bu güzel yolları açmış olan cesur insanlara olan saygımızı onlar da buradayken dile getirebiliyor olmak çok güzel. Çünkü zaten biliyorsunuz son yıllarda çok da güzel isimleri kaybettik. Evet. Hep de içimizde kalıyor. Keşke ona şunu söyleseydim, bunu söyleseydim diye. Sertab zaten daha çok genç ama işte kimin ne zaman önce gideceği de biliyorsunuz bu dünyadan belli değil. O yüzden aslında onu da motive etmek, biz de onun gücüyle daha motive olarak umarım yani onun çeyreği kadar iyi şarkıcılar oluruz. Onun bize bu açtığı ve uğraştığı yollar için de ona teşekkür etme imkanını böylece bulabiliriz. Yani aşk acısına çok iyi gelen bir Sertab Erener şarkısı var mıdır? Yani ben şu sıralar en son düşündüğüm şey aşk olduğu için mesela ne diyebilirim Sertab? Aldırma deli gönlüm olabilir mesela. Giden gitsin. Bir de Sezen'in verdiği en son Sertab'a bir şarkı var. Biliyorsunuz Sezen Aksu hep işte aşk için ölmeli aşk o zaman aşk der. Sertab da besteyi götürüyor Sezen'e. Sezen şöyle bir şarkı yazıyor. Belki de aşk lazım değildir. Sezen çok teşekkürler her şey için. Bizi yıllardır burada aşk acısı çektirtti.
O şarkısına da bayılıyorum. Evet, gerçekten belki de aşk lazım değildir. Yani sıcacık bir el yeter. Yani birbirinin yanında olmak yeter. Dediğim gibi yine ben boş geçmiyorum. Aşk maşk önemli değil. İyi dost olmak, birbirini anlamak ve destek olmak çok önemli diye zaten düşünüyorum. Zaten aşkta da galiba onu ıskalıyoruz değil mi? İyi evet. dost olmayı ıskalıyoruz. Kesinlikle. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama. Kesinlikle yani... kesinlikle önce iyi arkadaşlık, dostluk, birbirini anlamak, destek olmak, ondan sonra hani o insanlık halleri dediğimiz tırnak içinde işte kıskançlıklar, şunlar bunlar tabii ki olsun, o da zevkli. Hele de zaten bizim menajerlerimiz çok sevinir bizim sevgilimiz olup ayrılırsak. Oh, albüm geliyor derler. Ama ben diyorum ki şimdiye kadar yaşadıklarımızla ben iki ömür şarkı yazarım, gerek yok diye. Evet. Gireyim mi o konuya? Yani size müsaade almadan sormak istemedim ama yani sizin kalbiniz ne zaman dolacak? Yani şu an dolu kalbim ama yani şey değil. O kadar müzik, o kadar hayat, o kadar hayvanlar, o kadar ailem. O kadar da o birliktelik. Yani böyle çok kocaman zaten bir kalbim var. Şunu sor, ya şunun için sordum bunu. Hı-hı. Astrologlara göre, bilmiyorum inanır mısınız astrolojiye ama 2025 yılı aşk, sevgi ve evlilik yılı olacakmış. Hı-hı. Efendim. Yani benden asla bir evlilik beklenmesin. Onu söyleyeyim de. Niye? Her canlı bir kere tadacaktır. Bir kere evlenirsin, bir daha asla öyle bir şey. Yani bu arada müzisyenlerde şöyle bir şey vardır. Eski böyle özellikle caz müzisyeni abilerimiz falan şey yaparlar. İlk evliliğin mi yavrum? Ya o kesin zaten, bunlar birkaç kere evlenip boşayacak diye. Yani bence hiç kimse, bir kere boşanmak sevgiliden ayrılmaya da biliyorsunuz benzemiyor. Bence kimse kimseyi o kadar üzmesin, o aileler de üzülmesin. Hani ne yaşıyorsanız yaşayın ama evlilik çok başka bir şey. Yıkıcı etkiler yaratıyor mu boşanmak insanda? Sizde yarattı mı? Bende yarattı yani. Ben böyle 10 kiloya yakın falan hani kilo vermiştim ve böyle çok da şey. Hani bir gün doktor dedi ki midem sürekli işte rahatsız, ki ben istemiştim hani boşanmayı. Ama bir şeyi sindiremiyorsunuz galiba demişti. İşte insan onu sindiremiyor. Çünkü gerçekten çok büyük hayallerle ve çok büyük sözlerle giriyorsunuz bir müesseseye. Sonra bu sefer hem karşınızdakini üzme ihtimaliniz var. Sizin üzülme çok ve aileler ve her şey falan. O yüzden tavsiye etmiyorum gençlere evlenmelerini. Bu kuruma olan inancınızı neden kaybettiniz? Hiç sorguladınız mı kendinizi? Evlilik kurumundan bahsediyorum. Yani hiç sorguladınız mı? Yani çok isterim böyle bir insanla 80 yaşında el ele hala. Ay ne güzel işte 40 yıldır birlikteyiz demeyi ama. Nerede öyle erkek mi? Yok, nerede öyle kadın? Nerede öyle ceylan? Yani bilmiyorum ya, ben öyle bir şeyi uzun süre yaşayabilir miyim bilmiyorum. Annelik. Yani bu sizde nasıl? Anneliği şöyle düşünüyorum. Bir kere zaten bir sürü tüylü ve dört ayaklı evlatlarım var. 10 tane kadar barınaklardan sahiplendiğim. Ama şey, bir yuvadan almayı düşünürüm yani, eğer öyle bir şey olacaksa. Yani kendim değil de zaten evlat çok ihtiyaç. Doğru evet, mu anladın? Evet, evet. Çünkü çok ihtiyacı olan çocuk var. Hatta o derneklerle de hani birlikte zaten hareket ediyoruz. Bundan sonrasında daha da sıkı fıkı hani olmayı ve o çocuklara daha da el uzatmayı çok hayal ediyorum. Ve çok önemli diye düşünüyorum. O kadar bize ihtiyaç duyan çocuk var ki orada şu an yalnız. Hani hiçbir kimse sarılmıyor, kucaklamıyor. O yüzden hani bir tane daha ben yapmak yerine zaten var olan o güzelliklere kucak açmayı tercih ederim herhalde. Samimi bir şey söyleyeceğim o zaman. Sizi seviyordum. Hiç şey yapmayacağım, itiraf ediyorum ama şu anda çok saygı duyuyorum. Ay çok teşekkürler. Çok, estağfurullah. Hep siz de öylesiniz. Hepimiz öyleyiz. Sadece bu düşündüğünüz için de çok çok teşekkür ederim. Ay, gerçekten. Sağ olun. İnşallah yani güzel bir dünya bizi bekliyorsun 2025'te. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Hem samimiyetiniz için hem güzel sözünüz için. Estağfurullah. Kolay gelsin size de.